dersin başından sonuna kadar tamamını dinleme imkanından mahrum. Bu mahrumiyet bizden kaynaklanmıyor. Ne söylerseniz söyleyin, nasıl bir ders yaparsanız yapın, o dersin başından sonuna kadar dinlenmesi, işitilmesi, can kulağıyla takip edilmesi lazım. Dersin sonunda, vaaz-ı nasihatın sonunda gelen bir Müslüman, o yapılan dersin ve vaazın baş kısmını dinlemediği için ağzıyla kuş tutsa o vaiz ona faydalı olmaz. Mümkün değil. O vaizden, o nasihattan ona santim fayda olmaz. Çünkü dersin bütünlüğünü elde edememiştir. Dersin tamamını dinleyememiştir. Konuşmanın baş kısmını dinleyemeyen son kısmından bir şey anlamaz. Üstelik bir takım gülünç hallere düşer. Yanlış anlar, eksik anlar tam tersine, tam aksine kötü sonuçlar ortaya çıkar. Zaten kürsü vaizlerinin en büyük sıkıntısı budur. Eskiden kürsü vaizi kürsüye çıkmadan evvel camide bir başka mekandaysa o mekanda cemaat mutlaka gelir yerini alır, cemaat hazır olur, tamam olur, oturur, yerleşir, kürsü vaizi ondan sonra kürsüye çıkar idi. Eskiden böyleydi. Şimdi kürsü vaizi kürsüye çıkıyor, cemaati bekliyor. Tam tersine. Yani ben burada Allame-i Cihan olsam size hiçbir şey veremem. Niye? Çünkü peyderpey taksit taksit camiye cemaat geliyor. Benim dersimin baş tarafı anlaşılmıyor, dinlenmiyor, takip edilmiyor. Sonunda geliyor, son sınırda geliyor. Neyi alacak, neyi bulacak, neyi kapacak? Onun için bu şartlarda Türkiye'de vaizlik ölmüştür. Öyle giderse vaiz kadroları kaldırılacak, basit söylüyorum. Vaizlik kaldırılacak. Kürsü vaizliği kaldırılacak, bunun da sorumlusu vallahi cemaat olacak. Bunun da günahkarı siz olacaksınız. Faydası yok. Dersin baş kısmını ben anlatırken cemaat hazır olacak ki son kısmını da anlaması mümkün olsun. Eğitime aykırıdır, derse aykırıdır. Şu vaziyet derse aykırıdır. Okumaya, talime, terbiyeye aykırıdır. Bu neye benziyor? Okulları biliyorsunuz. Talebeler, öğrenciler sınıfta yerini alır, öğretmen ondan sonra girer. Ders başlar ondan sonra. Sinemalar dahi böyledir. Seyirciler yerini alır, film oynamaya başlar. Filmin baş tarafını seyretken sonundan ne anlar? Müzikaller böyledir, müzik holler böyledir. Yani af buyurun bir orkestra çalarken dışarıdan birisini içeri almazlar, kapılar kapanır. Tamam gelen gelir, gelmiş gelmeyen gelmez. Gir, çık, çat, bat, kalk, otur. Öyle bir ne ders olur, ne müzik çalınır, ne orkestra, hiç olmaz. Bizim camilerimiz karambol, tamamen karambol ya. Geliyor, geç geliyor, önde geliyor, sonda geliyor. Hoca ne söylemiş, ne anlatmış, başı ne, sonu ne, ne demiş, vallahi belli değil. Bizim işimiz karambol yani. Benim şu şartlarda bu kürsüye çıkmam çok yanlış. Yakın zamanda da bırakacağız, ben çekilip gideceğim yani. Mümkün değil. Heder oluyoruz, israf oluyoruz, telef oluyoruz. Bir hafta hazırlık yapıyorum ki cemaate derli toplu başından sonuna tıkır 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 mükemmel bir ders arz edeyim. Cemaat yok. Geç geliyor, 10 dakika kala geliyor, 20 dakika kala geliyor. Böyle giderse vaizlik kalkacak, bunun günahkarı siz olacaksınız. Bunun vebalini Allah sizden soracak. وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ demek Allah'ın